Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Pazartesi hayat yeniden başlıyor. Ya bir türkü vardı çocukluğumda. Benim çocukluğumda yine var mı? Uzun zamandır dinlemedim ama mutlaka vardır. Çalınıp çalınmadığını bilmiyorum. Nasıldı? Bayram gelmiş neyime, anam anam garibem. Kan damlar yüreğime, anam anam garibem. Söylemeye de çalışayım mı? Bayram gelmiş neyime, anam anam garibem. Kan damlar yüreğime, anam anam garibem. İşte böyle bir şeydi ya. Evet. İnsanların yüreğine biraz da Kurban Bayramı'nda kan damlıyor mu damlamıyor mu bilmiyorum. Ama benim her Kurban Bayramı'nda kurbanların kesildiğini, tabii biraz da televizyonlarda o kurbanların adeta boğazlandığını gördükçe yüreğime kan damlıyor. Evet. Neyse de işte bayram geldi, geçti, gidiyor. Her şey gelecek, geçecek, gidecek. Bayram günlerinin tıpkı gelip geçtiği gibi. Kötü günler de gelip geçecek, iyi günler de gelip geçecek. İnsan hayatı taşlı, engebeli, bazen dümdüz, bazen yokuş yukarı, bazen yokuş aşağı. Hayat bu ya, hayat bu. Biz mi değiştireceğiz? Hiç kimse dünyayı değiştirebileceğini zannetmesin. Önce kendinizi değiştireceksiniz. Kendinizi değiştiremezseniz, herkes kendisini değiştiremezse yeni dünyaya adapte olamaz. Yeni dünyada perişan olursunuz. Lütfen kendinizi yepyeni bir dünyaya göre hazırlayın. Bu yepyeni dünyada din bağnazlığı yok. Din yok demedim, aman ha. Din çok büyük ihtimalle daha belki de binlerce yıl sürebilir. Bilmiyorum, öyle bir konuda iddiada da bulunamam. Ama din yobazlığı bitecek. İnsanları olmayan şeylerle kimse ikna edemeyecek. Canlarım benim. Evet, Tanrı bir hipotez midir diye sorulduğunda tabii ki içimizde çok az sayıda kişi hipotezdir tabii diyecek. Hayır, Tanrı ne bir tezdir ne bir hipotezdir. Tanrı mesela benim inancıma göre evreni yaratmıştır. Kendi kendini yaratmıştır yani. Yani Tanrı evrendir. Bu bana göre ve pek çok kişiye göre de böyle. Ama ben kalkıp da bu tezimden hareket ederek Tanrı bir tezdir dersem haliyle karşı tezi de olacaktır. Ama ölesiye inanmak, bütün her şeyi Tanrı'ya bağlamak ne kadar yanlış ise evreni tamamen bir yaratıcıdan bağımsız kılmak da anlamsız. Bakınız yanlış demem. Diyemem öyle bir şey. Bana göre anlamsız. Haliyle ben Tanrı inancı, yaratan inancı olan birisiyim. Gerisi herkes istediği gibi inanır, istediği gibi düşünür, istediği gibi yaşar. Beni ilgilendirmez. Ben onlara müdahale etmem. Onlar da bana müdahale etmesin. Zaten İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yine bana göre bence en güzel surelerinden biri Kafirin suresidir. Ve en kısa sure değil mi? 7 ayet var galiba. 6 ya da 7 ayet var. Tam net bilmiyorum. Bilenleriniz düzeltirler beni. Orada da en sevdiğim ayetler, ya Muhammed de ki onlara, ne siz benim inandığıma inanırsınız ne ben sizin taptıklarınıza taparım. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bırak. Sizin inancınız size, benim inancım bana. Bunu söylersek birbirimize kavga, gürültü, dövüş, batırtı olmaz. Evet, şimdi canlarım gelelim Cübbeli Ahmet Efendi. Ya adam açık açık diyor ki ya biz sağcılar diyor. Hayır, bana göre sağcı solcu yok. O ayrı mesele. O kendini sağcı hissediyorsa problem yok. Benim için problem yok. Bana ne? Solcu hisseden için aynı şeyi söylerim. Bana ne? Solcu hissedebilir kendisini. Ama adamın itirafı çok ilginç. Bu sağcı, solcuları biz sağcılar hep kandırıyoruz diyor.
Ya adamların işi gücü kanmak ya da kandırılmak. Bir suç işliyorlar, bir günaha giriyorlar onlarca. Bize göre kusur ya da kabahat ya da suç işliyorlar. Ne diyorlar? Kandırıldık diyorlar. Neden? Çünkü peygamberlerine göre, yani Muhammed Mustafa'ya göre ayıp olan kandırmak. Kandırılmak mübarek bir şey. Kandırılan insan mübarektir. Çünkü aldatılmıştır. Yani kandırılmanın mübarek olduğu başka din var mı bilmiyorum. Ama İslam dininde pek çok hadise göre kandırılmak mübarek. Kandırılan insan iyi insandır. Onun için Recep Tayyip Erdoğan çok sık kandırıldım der. Kandıranları suçlar. En çok onu kandıranlar da dış güçler ve Fethullah Gülen'dir. O söyledi, ben söylemiyorum. Galiba en sonunda bir de Kürt siyasi hareketinin önderleri tarafından kandırıldı. Öyle bir şey söyledi mi? Şimdilik söylemedi ama belki de söyleyebilecektir gelecekte. Bilmiyorum, belki diyorum. Evet. Ya canlarım, bunlar böyle. Bakın dikkat edin, siyasal İslam ve siyasal milliyetçiler, yani MHP'liler ya da bütün bu milliyetçi muhafazakar geçinenlerin hemen hepsi öyle ya da böyle hiçbir zaman verdikleri sözleri tutmuyorlar. İşleri güçleri birilerini kandırmak. Arkadan dolanıp 2 puan almak. Ve böyle. Ne yapabiliriz? Vallahi hiçbir şey yapamayız. Ya onların seviyesine düşeceksiniz, ineceksiniz onlarla, onların tarzıyla, onların siyasi oyunlarıyla mücadele edeceksiniz. Ya da ciddiye almayacaksınız, yolunuza yürüyeceksiniz. Hukuk ahlakı ile hayatınızı devam ettireceksiniz. Başka bir şey yok. Bunlar böyle çünkü. Din ahlakı ile hayatımızı devam ettiremez miyiz? Gerçek bir dindar olarak elbette devam ettirebilirsiniz. Gerçek bir dindar olarak. Nasıl mı? Hep beraber görelim ne yapmak gerektiğini. Buyurun canlarım. Görelim, buyurunuz. Yukarıda görüyorsunuz. Lütfen okur musunuz ne yazdığını? Ben de sizlere beraber size yardımcı olayım. Diyor ki, üstadım dedim, bayrama ne keseyim? Önce gıybeti kes, kul hakkı yemeği kes, yalan söylemeyi, haram yemeği kes, adam kayırmayı, israfı kes, kötülüklerden irtibatını kes. Bunları kesmezsen ne kesersen kes, beyhude. Şimdi. Evet. Aynen de böyle. Eğer bütün bunları yapıyor isen, bunları kesmiyor isen, bunları sürdürüyorsan, bütün bu kötülükleri, fenalıkları yapıyorsan, Müslüman olsan ne yazar, Hristiyan olsan ne yazar, Musevi olsan ne yazar, Budist olsan ne yazar, Pagan olsan ne yazar, Deist, Ateist olsan ne yazar? Hiçbir şey yazmaz abi. Sadece gönül yazar. Karadenizliler kusuruma bakmasınlar. Karadenizlerin tamamını eleştirmek, onlar üzerinden kahkaha atmak için değil. Hayır. Karadenizlilerin hoşgörüsüne dayanarak bilmeyen ama bilmediğini de bilmeyen insanların nelere sebep olabileceğini anlatabilmek. Ekonomi de böyle. Ben ekonomistim diyorsanız ekonomiyi mutlak surette çok iyi bilmelisiniz. Ama hem ben ekonomistim, onların kafalara basmaz diyeceksiniz. Ama hem de ekonomiden hiç anlamayacaksınız ve ülke ekonomisini işte bu hale getireceksiniz. O olmaz. Ben ve sevgilim, canım, dostum, kardeşim, arkadaşım, hatta tabii ki mesai arkadaşım. Uzun zamandır aynı gazetede, akşamda da beraber köşe yazdık. Sevgili Neco'yu ve Kargalar Kafeste'yi dinleyeceğiz. Evet, çok güzel bir restoran açıldı bizim bölgemizde. O restoranda ismini verirsem reklama girer, vermeyeyim, yanlış anlaşılır çünkü. Ama sevgili Neco'yu dinleyeceğiz. Uzun zamandır Neco'yu canlı performans dinlememiştik. Sevgili Neco İstanbul'dayken, sevgili Cenk Koray'ın da sağlığında, Rasim Öztekin de sağken dördümüz buluşurduk Neco'nun evinde, bizim evde, Cenk'in evinde. Maça kız oynardık, King oynardık. Ne eğlenirdik, ne gülerdik yıllar önce. Hepimiz tabii ki gençtik. Neco ile ben sağdık o zaman da. Gülüyorum, sevgili Cenk'i kaybettik. Sevgili Rasim'i kaybettik. Ne güzel insanlardı ikisi de. Ne güzel insanlardı. Ama kaybettik. Ya canlarım, hayat böyle bir şey ya. Ölüm mukadder. Yani
kesinlikle gelecek, herkese gelecek, her canlıya, dağa taşa toprağa bile gelecek. Sadece insana değil, gelecek. Ondan sonra bilmiyoruz. Gidip de gören, gelip de anlatan yok. Ama kutsal kitaplarda hem cennet var, hem cehennem var. Çok ilginçtir. Bana lütfen çok inananlar, çok dindar olanlar bu konuda lütfen kırılmayın, gücenmeyin. Ama şunu da artık bir düşünelim, hep beraber düşünelim. Mesela bu dünyada erkeklere haram kılınmış ne kadar çok eylem varsa, zevk varsa yahut da öyle söyleyeyim, öbür dünyada ve cennette hepsi serbest. Mesela bu dünyada seks çok günah. Evet, ancak çocuk yapmak amacıyla bir erkek bir kadınla beraber olabilirmiş. Öyle diyorlar dindarlar. Bu Cübbeli Ahmet gibiler öyle anlatıyorlar. Ama öbür dünyada iyi insanlara, hele bir de savaşta ölenlere, yani şehitlere, cennette huri kızları ödül olarak verilecek. Şarabın en kralını içecekler. Saçma sapan, bunlara nasıl inanılabiliyor? Nasıl inanılabilir bunlara? Allahü Teala eğer bu alemi kulları için yarattıysa ve kulları bu dünyada kötü yaptığında, yanlış yaptığında zaten cezalarını toplumdan ya da kanunlardan çekeceklerse, bir de öbür tarafta niye? Ya da bu dünyada kötü, berbat, her önüne gelene işkence etmiş, acı çektirmiş, insanları öldürmüş ama savaşa gitmiş, öldürülmüş, yani şehit olmuş birisi ise öbür tarafta bütün kötülükleri, bu dünyadaki kötülükleri unutulacak ve cennette taltif edilecek. Bakın, ben inanmıyorum. İnananlara bir lafım yok ama onlara tek lafım, lütfen sorgulayın. Lütfen sorgulayın. Tanrı'yı değil, Allah'ı değil. Hayır, asla. Ama bu tür iddiaları lütfen sorgulayın. Canlarım, benden bu kadar. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum ve moralinizi bozmayın, ensenizi karartmayın diyorum. Yeter ki kendinizi yeni dünyaya, dünyanın yeni düzenine hazırlıklı hale getirin. Bilhassa gençler, sözüm lafım size, geleceğin mesleklerini seçin. Sırtınıza çantanızı vurduğunuzda çantanızın içinde dükkanınız bulunabilsin. Ben bu iş yapıyorum mesela. Benim dükkanım bir sırt çantası ya da bir el çantası. Bilgisayarımı, kameramı, tripodumu koyduktan sonra benim için problem yok. Ben dünyanın her yanında işimi yapabilirim. Ama bu iş de gelecekte yenilenecek. Yenilenmesi gerekecek mutlaka. Ancak yine de iletişim, bilgi işlem konularında gelecekte çok önemli meslekler gelişecek. Kendinizi geliştirin canlarım. Ve lütfen öbür dünyadan önce kendinizi bu dünyaya hazırlayın. İnsani gelişmişliğinizi mutlaka gerçekleştirin. Adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü ekmekten ve cennetten daha kutsayın. Daha çok kutsayın. Onlara öncelik verin. Sonra ötekiler. Zaten siz gelişmişseniz korkmayın. Ekmeğinizi mutlaka bulursunuz. Özgürlüğünüzü, demokrasinizi, hukukun üstünlüğü ilkesini, insanların haklarına saygıları, tarafsız ve adaletli bir yargıyı talep ediyorsanız, bu zaten insani gelişmişliğinizi önemsiyorsunuz anlamına gelir. İnsani gelişmişliğinizi gerçekleştirmişseniz bütün bunlar zaten sizin olacaktır. Dediğim gibi mesele güzel sanatlarla birlikte özgürlüklere, demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğü ilkesine, yargı bağımsızlığına saygılı olmak, saygılı olabilmek. Bunlara saygılı olabildikten sonra, sanata değer verdikten sonra ekmeğinizi kolayca bulacaksınız ve cenneti bu dünyada yaşayacaksınız. Sakın ensenizi karartmayın. Gençler, her şey çok güzel olacak. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.